İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi: CHP'nin seçim üstüne girdim. Cumhuriyet Halk Partisinin seçim güvenliği için genel merkezinde kurduğu üsse girdim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel ve ekibi dün bana Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezinin kapılarını açarak Millet İttifakı ile birlikte bir yıldır üzerinde çalıştıkları hazırlıkları anlattı. CHP 201.698 sandıkta hangi önlemleri aldı? görevli verilemeyen iller, ilçeler ve sandıkları var mı? 5 yıl önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşandığı üzere sistem çöker mi? Adı güzel, bütün sorularıma yanıt verdi. Sandık başı, yurt içinde oy kullanan 57.219 alan var. Biz buna kısaca okul çevresi diyoruz. Her sandıkta bir görevlimiz, kat ve okul sorumlumuzla bilişim sorumlumuz olacak. Barosu yüksek illerde avukatlar bulunacak. Bilişim sorumlusunun telefonundan mobil uygulama olacak. Ne yapıyor? Sınıfları geziyor, yoklama yapıyor. Mesela bin nolu sandıkta görevli var mı? Varsa işaretliyor, yoksa arıyor, neredesin diyor. Açmazsa yedeğini arıyor, yedeği yoksa müşahit yerine geçiyor. Müşahit de mi bulunamadı? O sandığın boş olduğunu sistemde gördüğümüz için müşahit aktarıyoruz. Sorulan sorular var. Bize gönderilen seçmen listesiyle sandıktaki aynı mı? Bilişim sorumlumuz kapılardaki listeye bakıp kontrol edebiliyor. Oy kullanacak olanlara yardım ediyor. Okuldan sisteme. Oy kullanma bitti, sayımlar başladı. Sandık görevlisi ıslak imzalı tutanağı okul sorumlusuna getiriyor. Yanında bilişim sorumlumuz var. Bilişim sorumlumuz verileri yazarak ve tutanakların fotoğrafını çekerek genel merkeze yolluyor. Merkezdeki sunucu da arşivleniyor. Sunucunun hem coğrafi olarak hem de olası bir felakete karşı 5 ayrı yerde yedeği var. İlçede ikinci havuz. Islak tutanaklar ilçe başkanlığına geliyor. Her ilçede veri giriş sorumlularımız var ve onlar verileri merkeze tamamen farklı bir sistemden geçiyor. Niye? Çünkü çapraz kontrol yapıyoruz kontrol şu işe yarıyor. Sonucu getirmediler mi? Merkezdeki çağrı merkezinden aranıyor diyor ki sonucu niye getirmedin? YSK'dan 3 dakikada bir veri akışı. Oy çuvalları ilçe seçim kuruluna gidiyor. Yolda çuvalları takip etmek lazım. Çuvallar değişmesin diye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi oy havuzunu kurma meselesi bizi tedirgin ediyor. İlçe seçim kurulunda sonuçlar tutanak haline getiriliyor ve çeteleye dökülüyor. Taranarak YSK'ya gönderiliyor. YSK ile dijital entegrasyonumuz var. Her 3 dakikada bir YSK'dan veri çekiyoruz. Yani hem okuldan hem ilçeden hem de YSK'dan veri geliyor. 3 sonucu karşılaştırıyoruz. Hata varsa sistem alan veriyor. Ona göre müdahale başlıyor. YSK'dan gelen ve elimizdeki tutanağı karşılaştırıyoruz. Yurt dışı oylar. Yurt dışı sandıklarında temsilcilerimiz var. Oy çuvallarının bir ülkeden diğerine gidişine eşlik ediyoruz. Sandıkların konduğu odaları denetliyoruz. Lojistik sürecini yürüten bine yakın arkadaşımız var o oylar Ankara'ya getiriliyor. Seçim günü saat 17'den sonra sayılıyor. En az 1500 CHP'li görevli bulunuyor. Çağrı Merkezi Genel merkezimizdeki çağrı merkezinde 40-50 arkadaşımız her gün çalışıyor. Görevlileri uyarıyor. Görev yapıp yapmayacaklarını, mobil uygulamayı indirip indirmediklerini takip ediyor. Teste katılmalarını istiyorlar üçüncü testimizi yaptık. Salı dördüncü testimizi yapacağız. Seçimde çağrı merkezinde 100 arkadaşımız olacak. Her birine belli sayıda ilçe verilecek. Veri girişinde sorun yaşanıyor mu buna bakacaklar. Cumhurbaşkanlığı için gerekli 25, milletvekilliği için gerekli 48 saat içinde itiraz sürecinin yönetilmesini sağlıyorlar. Ya internet kesilirse? O gece internet kesilirse B ve C planımız var. B planımız GSM operatörü ile veri toplamak. GSM sistemi sorunluysa ilçe başkanlıklarımıza bir ekran gönderiyoruz, onu indirecekler. Ekranları doldurup il başkanına flash diskle gönderecekler. Sisteme hacker saldırısı durumunda birkaç felaket senaryomuz var. 400 kadar sandıkta görevli yok. Pamukkale'de sorun yaşadık. İlçe başkanımız geciktiği için görevli atayamadık. Burada 712 sandık var. Oraları müşahitlerle doldurduk. Sivas Doğanşar'da örgütümüz olmadığı için bir görevlimiz yok. Orada 32 sandık ve 2000 oy var. Neden görevli veremedik? O ilçede ilk 5'e giremezseniz görevli veremiyorsunuz. Bu şekilde 12 ilçemiz vardı. Seçime giden partiler değişince sayı azaldı. Pamukkale ve Doğanşar'ın dışında 70-80 bin oya tekabül eden 400 kadar sandıkta görevli koyamadık. 360 bin görevli. Bugün YSK, Seyport üzerinden siyasi partilerle paylaşım yaptı ve görevlilerimiz kesinleşti. 7 şehirde seçime girmiyoruz. İyi Parti giriyor. İyi Parti ile ekranlarımızı birleştireceğiz. Zaten bir yıldır çalışıyoruz. 7 şehirde İyi Parti'ye görevliler verdik. Erzurum'da Saadet Partisi'nden istedik. Yalnızca bizim 360 bin görevlimiz var. Diğer partiler eklendiğinde yarım milyonu geçer. Sandık başı hilesi. En çok hilenin olduğu yer sandık başında görevlimizin olmadığı yer. 2018'de Akçakale ve Harran'da görevliler içeri giremedi. Bugün 8-11 riskli nokta belirledik. Tezcan moral vermek için ikinci tur demiş. 2018'de stratejik bir hatamız vardı. Hızlı sonuç açıklayacağız dedik. Şuna güveniyorduk. Diğer partilerle bir platform oluşturduk. Oradan iyi veri gelir, açıklarız. Sandıklardan veri gelmedi. Gördük ki mesele hızlı çalışmak değil. Doğru sonuçları kontrol ederek takip etmek. 2019'da stratejimizi değiştirdik öz eleştiri yapmamız lazım. 2018'de seçim ikinci tura kaldı diye açıklama yapıldı. Açıklama yapılırken sistem aslında ikinci tura kalmıyordu. Bir adım gerideydi. Demektir ki güçlü olduğumuz yerden gelmiştir ve ikinci tura kalma ihtimali zordur. Ama gecenin vermiş olduğu sorumluluklar var. Tezcan açıklamayı yaparken inanıyordu ama veri öyle değildi. Şunu düşündü. Sandığı bırakır giderler ama zaten bir anlamı olmadı. Adam kazandı deyince adayımız onun söylediğinin anlamı olmadı. Yani seçim ikinci tura kalmıyordu fakat Tezcan moral vermek için. Sandıkları bırakmasınlar diye açıklama yapmıştı. Muharrem İnce'nin iddiaları. 2018'de Cumhurbaşkanlığında 621'e yakın oyu teyit edemedik. Bunun 400 bin küsürü Erdoğan'ın 70-80 bini İnce'nindi milletvekilliğinde 540 bin oyu teyit edemedik. Çünkü veri gelmedi. Sandıklarda kimse yoktu. Okul önlerinden veri gelmedi. 6 bin sandıkta görevli veremedik. Bunu müşahitlerle 1035'e düşürdük. 5-6 bin kişi ise göreve gitmedi. 500 binlik fark sonucu değiştirmiyordu. Önceden sonuçları görüp sayımı mı durduracaksınız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paralel oy havuzu kurmak yetkisi kesinlikle yok. Gamer adlı acil durumlar yönetimiyle ilgili yazılım var. Demişler ki sandıkların teslim edildiğini takip edeceğiz. Bu çok masum görünüyor. Ama ortamın içinde giriyorsunuz partiler kaç oy almış yurt dışında kaç. Kiraz Kaymakamlığı seçim kuruluna başvurdu. Dedi ki bana tutanakların örneğini ver. Tarihte görülmemiş. Sana ne tutanağın örneğinden. Konuyu ortaya çıkarmamızdan sonra İçişleri Bakanlığı üzerinden YSK'ya başvuru geldi. Sandık sayımlarını bize ver diye. Bence o sayılar alınmıştır. Acaba nereden alındı? Partilerden olabilir mi? Neden mi? Önceden görüp sayımları mı durduracaksınız? YSK'daki süreçleri mi kesintiye uğratacaksınız? Ne yapacaksınız? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.